yine çalışmaya başladık ve yavaş yavaş ACLM planının gerektirdiği faaliyetleri yapmaya başladık. O gün bugün belediye olarak bütün gücümüzle, insan gücüyle, yine araç gereç malzemeyle ve finansman gücümüzle hep halkımızın yanında olmaya çalıştık. Bundan sonra da yine bütün gücümüzle halkımızın, düşkünün, ihtiyacı olanın, işini kaybedenin, geliri kaybolanın hep yanında olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz şu anda. Ancak tabii ki imkanlar da haliyle kısıtlı ve gün geçtikçe bu pandeminin etkileri yavaş yavaş çoğaldıkça özellikle ekonomik açıdan yaşayacağımız dar boğaz hepimizi etkileyecek. Sadece belediyeyi değil, bütün sektörleri de etkileyecek ve dolayısıyla iş çarpan şeklinde kamuya da yansıyacak ve belediyemize de yansıyacaktır. Biz de bunun için yine bütçemizi tekrar gözden geçiriyoruz, revize ediyoruz. Çünkü her şeyin başı finansman biliyorsunuz. Yapacağımız yardımlar, destekler, hepsinin finansmanla bağlantısı var ve belediyenin kendi faaliyetlerini sürdürmesi. Bunun için bir bütçe revizyonu çalışmaları başlattık. Yeni bir tabii ki dönemden geçiyoruz. Şu anda gündemimiz sadece ve sadece toplum sağlığı ve insanların temel gıda ihtiyacı. Ama daha önce gündemimizde yollar vardı, kültür merkezleri vardı, pazar yerleri vardı, kreşler vardı. Bunlarla ilgili bütün ihaleleri iptal ettik ve sadece bütün maddi gücümüzü şu anda pandemiyle mücadeleye ve aynı zamanda dediğim gibi gıda ihtiyacına doğru ayırdık. 16 Mart'tan itibaren kurduğumuz sistemle beraber özellikle ortam dezenfektasyonu ve yine vatandaşlarımızın ve kendi birimlerimizin de steril malzeme ihtiyacı, yani maske, eldiven ve kıyafet gibi ihtiyaç, bunları hep gidermeye çalıştık. Ve kendi personelimizi en azından bu konuda donattık ve dışarıya da yine vatandaşlarımıza da 16 Mart'tan, işte bugün de tam bir ay oldu, bir ay bir gün oldu. 16 Mart'tan itibaren 200 bin maskeyi biz burada vatandaşlarımızla buluşturduk şu ana kadar. Vatandaşlarımıza verdiğimiz desteklerden en önemlisi, ki işini kaybeden insanlar, aşını kaybeden insanlar var, gelirini kaybeden insanlar var. Zaten muhtaç olan insanlar vardı, onlara da desteğimiz sürüyordu. Şimdi onlara da tabii ki özellikle gıda, temel gıda açısından destek olmamız gerekiyordu. Bununla ilgili de hem belediyenin imkanlarıyla hem de sağ olsun hayırseverlerimizin imkanlarıyla yaklaşık 3500 civarında ailemize koli ve paket ulaştırdık. Yine bunun yanında da erzağını da götürdük. Şimdi sütünü ve yumurtasını da taşımaya başlıyoruz. Yani belediye imkanlar çoğaldıkça bu imkanları halkla paylaşmak için mücadele ediyor, çaba sarf ediyor. Bunu söylemek istiyorum. Ben şimdi yine Dereköy tarafından geliyorum. Peksimet'e gitmiştim. Orada da vatandaşlarımızın serzenişleri, işte kocam cezaevinden çıktı, 5 tane çocuğum var, işimi kaybettim, ben ne yapacağım? Hep inanın bütün serzenişler bu şekilde. Bize şu anda binlerce talep geliyor böyle. Bodrum'da en azından biz zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Gelir durumu yüksek olan insanların yaşadığı bir coğrafya. Özellikle ev sahipleri, dükkan sahipleri lütfen kiralarını ötelesinler. Çünkü yıllardır düzenli kiralayan insanlar oradaki kiracımız sıkıştığı zaman onun üzerine gitmezler. Ben Bodrum'da bu duyarlılığın var olduğunu düşünüyorum. Lütfen bunları idare etsinler. Yine aynı şekilde Mansur Başkan'ın Ankara'da açıkladığı gibi borcu olan insanların gitsinler bakkallarda, marketlerde veresiyelerini kapatsınlar. Oradan başladı, Ankara'dan başladı bu kıvılcım ama doğru tektir. Burada da devam edebilir. Yine mahallelerinde gerçekten düşkün insanlar varsa, işini aşını kaybetmiş insanlar varsa gitsinler. Onlara da sonuna kadar maddi manevi destek olsunlar. Eğer onlar bulamıyorlarsa bu insanları, bu insanlar bizde var. Biz onlara gereken burada bilgileri veririz ve o insanlara destek olmalarını sağlayabiliriz. Yine
sağ olsunlar biraz önce söylediğim gibi Bodrum'da büyük hayırseverlerimiz var. Onlar da gereğini zaten yapıyorlar, vatandaşlarımıza yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Yine Vefa Sosyal Destek Grubu üzerinden yapılan yardımlar var. Ama dediğim gibi bu işin çok daha planlı, çok daha programlı, bu insanlar teker teker tespit edilerek ve belli bir terminde insanların kapılarına kadar gitmesi gerekiyor bu desteğin ve yardımın. Aynı zamanda turizmle ilgili de tabii ki çok büyük bir sorun var. Şu anda turizmle ilgili bir öngörü yapamıyoruz. Çünkü şu anda birinci gündem sağlık. Birinci gündem kayıplar. Biz bu ortadayken, daha burada bir açıklık yokken şimdi turizmle ilgili bir öngörü yapmamız çok zor. Şu gün açılır, bugün açılır, uçaklar uçar, turist gelir diye bir şey söylememiz çok zor. Ben turizmcilerimizin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve buradan tekrar bir çağrımı yinelemek istiyorum. Turizmcilerimizin dertlerini lütfen dikkate alsınlar. Turizmcilerimizin kredi borçları var, turizmcilerimizin kira borçları var, turizmcilerimizin SGK'sı var, turizmcimizin vergisi var. Bunlarla ilgili çalışmalar zaten yapılıyor biliyorum. Ama turizmcimiz banka kapısına gidince KGF'den dolayı geri dönmesin. Turizmcimizin, çalışan personelinin şu anda tamamen işsiz kaldığını herkes görüyor. O insanlara destek olmamız gerekiyor. Çünkü turizmi ayakta tutmamız lazım ki hep o bahsettiğimiz 30-40 milyar dolarlık bir büyüklük tekrar bu ülkeye destek olabilsin, geri dönebilsin. Biz şu anda Bodrum olarak turizmcilerimizle, esnaflarımızla, denizcilerimizle ve diğer bütün inisiyatiflerle toplandık. Bir Bodrum COVID-19 raporu hazırlıyoruz. Bu rapor ne demek? Her sektörün karşılaştığı, yüzleştiği sorunlar, çözüm önerileri ama tabii ki doğru datalarla, doğru verilerle bir rapor. Şimdi bu raporu hazırlamak için belediyenin liderliğinde, organizasyonunda diğer bütün kamu kurum kuruluşlarıyla, STK'lar, meslek odalarıyla bir çalışma yürütüyoruz. Bu kaotik ortamdan faydalanmak isteyip de halen daha evinin bir kenarına kaçak bir şeyler yapmaya çalışan, üçüncü katı çıkmaya çalışan, balkonunu büyütmeye çalışan insanlarla biz şu anda uğraşıyoruz. Tam farklı bir işle uğraşmamız gerekirken daha bunlarla uğraşıyoruz. Yani hiç kimsenin yanına kalmayacak, buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü yasa dışı iş yapanı arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tolere etmeyeceğiz. Herkesin cezası verilecektir zamanı geldiğinde.